şöyle söyleyeyim. Ben önce bilgiyi vereyim de bir yandan da rejiyle konuşuyorum. Onlar da bana bilgiler veriyorlar. Şimdi bir aile de bize başvurmuştu. Bir dayı başvurmuştu. Annesi başvurmuştu. Nehir'i, kızımız Nehir'i bulmak için sizden yardım istiyoruz diye Ankara'dan gelmişlerdi. Ankara'dan başvurmuştu. Sevgili Kübra Hanım, kızı Nehir Ayşe'yi, 15 yaşındaki kızını arıyordu. Ve çok endişeliydi. Dedik ki bir süre seni misafir edelim ama biz arkada çalışmaya devam edelim. Sevgili Kübra'cığım hiç merak etme sen dedik. 15 yaşındaki kızı işte sizi konuk edelim demiştik. Sonra onu da konuk edecektik. Otelde kendisini misafir ediyorduk. Ve çalışmalarımız daha yayını almadan, daha konuşmadan kızımızı bulduk, Allah'a şükürler olsun. Evet. Hep şunu söylüyorum. Yani biz sadece ekran önünde çalışmıyoruz. Arkada da çok teşekkür ederim. Arkada da çok yoğun bir çalışma var. Ekibim çalışıyor. Bazen kamera arkasında çalışıyoruz. Dolayısıyla daha yayına çıkarmadan onları bulmuş olduk. Onları bir paylaşayım sizle. Daha sonra sevgili Kübra ve kızı Nehir'i burada ağırlayacağım. Gelsin ekranları. O anları Murat aileye haber verdi kızımızı nasıl bulduğumuzu. Buyurun efendim, izleyelim. Çok mutlu oldum ben. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi bir kaybı daha buldu. Saatlerimiz 02.37'yi gösteriyor. Programımıza Ankara'dan başvuran Kübra Yavru'nun 15 yaşındaki kızı Nehir Ayşe'yi bulduk. Şimdi birazdan Kübra Hanım'ın yanına geçerek müjdeli haberi vereceğiz ve kızıyla buluşturacağız. Kübra Hanım, iyi geceler. Kızınızı bulduk. Birazdan yanına götüreceğiz sizi. Yemin ederim. Evet, kızınızı bulduk. Nereden buldunuz? Şu an karakolda beraber geçeceğiz. Sizi kızınızla buluşturacağız. Oğlum, sakin ol. Nerede bulundu? Tamam, bunu da alalım. Alalım beni yanına. Tamam, hemen şimdi çıkacağız, yanına geçeceğiz. Sağ salim bulundu, sağ salim bulundu. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ salim bulundu. İlk duygularını alayım. Bir şey diyemiyorum ki. Çok talihsiz ya. Çok özledim ben kızımı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Show TV aracılığıyla kızımı buldular. Allah razı olsun. Çok özledim onu. Salim kızıma kavuştum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Didem Hanım'a, emniyet çalışanlarına. Kızımı sağ salim buldukları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Özledin mi anneni? Evet. Pişman oldun mu? Evet. Ne hissettin ilk anneni gördüğünde? Sanki yıllardır görmemişim gibi. Bir daha evden kaçmayacaksın değil mi? Evet. Yani elimden gelse, vallahi yani gücüm yetse 7-24 yayın yapacağım. 7-24 yayın yapacağım. Bu kızlarımızı bulmak için her şeyi yapacağım. Ama sonunda daha yayın yapmadan buldum. Bu da çok önemli bir yayıncılık başarısı. Gerçekten bunu ekibimi de tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkada da yoğun bir çalışma var gerçekten. Onlarla tanıştıracağım sizi. Ankaralı sevgili Kübra, kızı bulduğumuz kızı Nehir'le beraber buradalar. Buyursunlar, tanıştırayım onlarla sizi. Kübra, Nehir, buyur. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsın? Neredesin? 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 Ay bir tanem ya. Nehir. Oy bir tanem. Oy bir tanem. Oy canım. Kuruşum bu kadar olmaz.
nasıl öpeceğim? Gel öpeceğim, silersin sonra. Oh. Bir tane. Canım benim. Çok korktu senin için biz. Ama 15 yaşındasın, bilmiyorum ya. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ne demek, ne demek, ne demek. Biz sizi misafir ederken arka planda da sürekli çalışıyoruz. Evet, çok sağ olun. Ay yanaklar. Yanaklarım ruj oldu. Ya şöyle bir sileyim de ben ruj yaptım kızımızın. Sonra silersin ya. Ne güzelsin sen. Şöyle bir yan yana durun bakalım. Haber aldığında ne düşündün sevgili Kübra? Çok mutlu oldum İdem Hanım. Eşinden ayrılmışsın. Evet. Beş yıl oldu. Niye gittin? Nerelere gittin? Hı? Bir anlık hata yaptım ama çok pişmanım. Ama bu hatayı daha önce de yapmışsın. Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum. Dersime çalışıyorum. Bir yandan evet. Ekip de arkadaşım da dersinde çalışıyor. Arkadaşlarım da çalışıyorlar. Bir daha lütfen gitme ne olur. Ha? Bir anlık hata değil bu. Zaman zaman baba... Yani babayla sıkıntılar yaşamışsın. Ben bunu biliyorum, görüyorum. Değil mi? Babayla sıkıntılardan dolayı dışarıda sevgiyi arıyorum demişsin. Evet, baba sevgisini dışarıda arıyorum dediydi ama. Dışarıda sevgi aranır mı? Hı? Aranmıyor. Peki evden kaçmayı düşünen genç kızlara sevgili Nehir. Bak şu orta kırmızı ışık yanıyor ya, orta kameraya. Bir mesaj verir misin? Ben kaçtım, pişman oldum. Annenizin değerini bilin, yanından ayrılmayın. Oy kurban olurum sana. O kadar güzelsin ki su gibisin. Sen okumuyor musun? Ya okuyordum, sınıfta kaldım. Devam et ama canımın içi ya. Çocuk gelişimi okuyor dedim hanım. Çok da güzel bir okul okuyorsun, bölüm okuyor musun? Bak bundan sonra daha güzel çocuklar yetiştirirsin. Sen de bu yaptığın hataları farkına vardın. Bir daha evden ayrılmayacaksın. Söz ver bana. Söz veriyorum. Nehir, çok rica ediyorum. Kimseye de güvenme. Olur mu? Hı hı. O sevgiyi annen sana fazlasıyla verir. Olur veriyorum Didem Hanım. Kardeşi de var. Evet. Bu benim ilk göz ağrım. Zaten sevgi vermesem peşinde koşturma. Çok şanslısın. Böyle bir annen olduğu için. Sevgiyi mi dışarıda aradın? Ne yaptın? Hani babam... Eğer ki hani anneme, bana, kardeşime sahip çıksaydı belki bu durumda olamazdık. Tamam. Sahip çıkmadı mı size? Hayır. Ha? Çıkmadı Didem Hanım. Reçete versenize, hepimizi böyle mahvolduk. Yalnız bir mücadele verdiniz. 5 yıldır ben iki çocuğumla birlikte yalnız mücadele veriyorum. Yani baba sevgisi hiç görmediler. Hiç. Kızım gel, gel, 16'sın gel içinde. Oğlum 13'üne girecek. Hiçbir şekilde baba sevgisi görmedi. 5 yıldır babanla görüşmüyor musun doğrusu? Görüşüyorum ama hani böyle babam ters bir insan, tehdit. Yani ağza alınmayacak kelimeler söyler çocuklarıma. Ama annen bak, anne çok güçlü bir kadın. Evet. 5 yıldır hep ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Bir mücadele veriyor. Bu kez nasıl ikna etti? Kendinden bayağı büyük yani 5-6 yaş mı? Kaç yaş büyük birinin yanına gitmişsin? 7 yaş. Nerede tanıştın onunla aşkım? İnternette. Ay bebeğim. Nasıl ikna etti seni peki? Yani ben bazen annemle tartışıyorum. Hani istemsizce oluyor, istemli oluyor. Hani belki bir anlık psikolojiyle hani gittim. Ne dedi sana? İşte ev arkadaşı olarak yanıma gelebilirsin hani. Ama ben gittiğimde telefonu falan alıp kırdı. Oh. Aileme ulaşamadım. Bize ulaşmasını istememiş. Of. Tamam. Aşkım benim, yani yaşadıkların her şey bundan sonra öncelikle sana ders olsun. Sonra evet. Da bütün genç kızlara ders olsun. Ders oldu. Annenin elini şöyle sımsıkı tut, buradan git. Olur mu? Çok tatlısın, gel. Canım benim. İnşallah bundan sonra bizim kadar kaderin de güzel olur. İnşallah. Bu bir dönüm noktası olsun. Tamam, sizi uğurlayacağım. Tamam, Didem Hanım. Ankara'ya selamlar. Çok sağ ol. Teşekkürler. Canım ya. Biz çalışmıyoruz zannediyorsunuz ama gerçekten yeni bir döngü var. Arkadan yoğun bir çabamız var gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bize güvendiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle alalım misafirlerimizi. Yani yakınlarınızdan haber alamıyorsanız sevgili izleyiciler, özellikle kızlarınızdan haber alamıyorsanız ekibim ve babana güvenebilirsiniz. Çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sizin için elimizden geleni yapacağız. İnşallah evden gitmezler de biz başka konular yaparız. Sizleri de dışarı alayım. Siz kızınızla yüzleşmek istiyorsunuz galiba, aynen değil mi abla. Sevgili Ahmet aynen. Bey?
sevgili Medya Hanım. O nerede kalmış? Nerede şey arkadaşım olmuş? Arkadaşını gidesiymiş. Tamam inşallah. Nerede kaldı? Merak nerede etme şey etti? Bunları hep... Bak şöyle söyleyeyim sevgili Ahmet Beyciğim. İyi ki bu yayına geldim ve 8 ay sonra kızını buldum. Allah razı olsun. Ve kızın da evet bu yayınlardan sonra da ortaya çıktı. Yayınlar evet olmasa çıkmayacak. Açık ve net çıkmayacaktı. Çıkmayacaktı abla. Talepte söyleriz. Ben de sizi karşılıklı dinlemek isterim. Evet. Hem de yaşadıklarınız başka ailelere de ders olsun. Aynen. Şimdi sizi dışarı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür tatlım. Ederim. Estağfurullah bir tanem. Gözünü koydun. Sağ olun. 7/24 bizi arayabilirsiniz. Ama her türlü konuda arayabilirsiniz. Yakınlarınızdan haber alamıyorsanız, genç kızlarınız evden kaçtıysa, biyolojik ailenizi arıyorsanız bu konuda da elimizden geldiğince size yardımcı oluyoruz.